Orada da o yorumlarken ben kendimi bir böyle dönme dolapta gibi hissediyorum. Böyle dönüyor yani. Evet. Bir şey değişmiyor. Yani dönüyor. Yukarıdan bir yerleri görüyorsun. Bir aşağı geliyorsun. Bir öyle gidiyor. Değişmeyen bir kader var. Yani o kadar hani dünyanın birçok ülkesinde 10-70 sene çok şey değişti. İşte sen hatta dün teknoloji gelişmelerini konuştuk. Evet. Espriler yaptık. Elektrikli araba, şanzıman evet. Daktilo, laptop falan. Orada da o değişmiyor. Yani sen şimdi anneannenin doğduğu dönemden bir gazete getir. Aa şeyden. Efendim arşivden. Aa aynı olaylar o zaman da yaşıyor dersin. Aktörler değişik. Hamas yerine Filistin Kurtuluş Örgütü var. Yasir Arafat var Hamas'ın liderleri yerine. Aynı şeyler. Yani yapısal olarak hiçbir şeyin değişmediği, aynı şeylerin döndüğü bir coğrafya. Onun için de hatta böyle biraz cümseyici şekilde Batılılar Orta Doğu bataklığı der. Bu da tabii çirkin bir tabir. İnsanların yaşadığı yer. Türkiye tam Orta Doğu sayılmaz ama nispeten biz de Orta Doğu ülkesiyiz. Nispeten. Dolayısıyla böyle bir şey oldukça yani İsrail, Hizbullah, ya İsrail ile İran arası 79'dan beri aslında çok kanlı ama bir tiyatro var. Tiyatro yani aslında birbirinin işlerine yarıyor ama kanlı bir tiyatro. İnsanlar ölüyor. Belki bugüne kadar 79'dan bugüne İsrail ile İran arası olan savaşlarda, çatışmalarda belki 100 bin kişi öldü. Bilmiyorum bakalım yani. Artık o kadar rutine dönüyor ki. Bak şimdi sen milenyum kuşağısın hep söylüyoruz. Eskiden şimdi nasıl oldu bilmiyorum artık bir gazetede kalmadı. Gazetelere geldi. Senin gibi yeni mezunlar. Dış saha haberler servisine girdi. İlk dış haberler müdürleri ne derdi biliyor musun? Daha 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda. Çocuklar derdi. Dış dünyadan haberleri toplayıp sayfayı yapıyoruz. Ama bütün haberler eşit değerdedir diye düşünmeyin derlerdi. Hepsi. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak hepsi. Yeni Şafak biraz farklıdır da ama o da yani Tercüman diye eskiden sağcı bir gazete vardı. Onu kapandı. Onun gibi. Hepsi. Bir. Hindistan'daki 500 kişi, Orta Doğu'daki 250 kişi, Avrupa'daki 10 kişiye eşittir. Yani Hindistan'da diyelim bir kaza oldu, 3 kişi öldü. Öyle bir haber yok. Tren kazası olduğunda 500 kişi ölecek ki haber yapsınlar. Evet. Yani 500 kişi Paris'te ölse 20 gün haber yapılır. 20 gün. Bir haberi ne kadar duyarsak o kadar o alışılmış kadar oluyor. Bir 11 Eylül saldırılarını düşün. Sen 1 yaşındaydın ama duydun sonradan. Gördün. Değil mi? O uçuş kulelerin girdiğini falan filan. Tabii. Tabii izleyeceksin sen. Netflix'te çok güzel 11 Eylül belgeseli var. Yine sana bir ders. Bir ödev daha. Yine sana canlı yayında doktora dersleri veriyoruz. Orada 3000 kişi öldü. Çok terörist bir saldırıydı. Ve üzerine filmler, belgeseller, kitaplar. 3000 kişinin ölüşü Orta Doğu'da falan haber değil artık ya. Evet. Hala bakayım bir konuşuyoruz. Geçiyoruz. Evet. Çünkü binlerce kişi ölüyor. Habire her gün ölüyor. Evet. Pakistan'da bir otobüs duruyor. Pat üstüne falan biniyorlar. Ölüyor. Yani artık hani Rus tarihinde çok büyük bir diktatör vardı. Stalin. Joseph Stalin. Onun bir lafı var. Bir kişinin ölümü trajedidir. Ama 1000 kişinin ölümü sadece istatistiktir. Bu çok gerçekçi ama çok aşağılık bir söz. Yani aşağılık ama gerçek.